yapmaktadır. Huvallazî arsala rasûlehu bil hudâ ve dînil hakkî liyuzhirahu alâddîn kullih. Öyle bir Rab ki kendi peygamberini hidayet ile ve de hak din ile gönderdi ki bu din bütün dinlere üstün olsun diye. وَلَوْ كَرِهَا الْمُشْرِكُونَ Müşriklerin hoşuna gitmese bile. Ve Fetih suresinde de son bölümünü وَكَفَى بِاللّٰهِ شَهِيدًا olaraktan zikretmektedir. Şehadet olarak, şahit olarak Allah yeterlidir. Bu ayet-i kerime buyuruyor ki Allah'ın dini bütün alemde, bu dünyadaki bütün dinlere galip gelecektir. Allah'ın dini, Allah'ın bayrağı bu dünyanın her noktasında dalgalanacaktır. Bu müjdeyi Rabbul Alemin ayet-i kerimesinde bizlere vermektedir. Yani İslam dini bu alemin her tarafını kapsayacaktır, kaplayacaktır. Ayet-i kerime bunu söylüyor ama biz dönüp geriye baktığımız zaman, İslam tarihine, İslam'ın gelmesinden sonraki zamana baktığımız zaman, böyle bir olayın henüz gerçekleşmemiş olduğunu görmekteyiz. Yani Allah'ın vaadi olan İslam'ın bütün dünyanın her noktasını kapsamasını biz görmedik. Peygamber Efendimiz'in o 23 yıllık mücadelesi neticesinde sadece Arap Yarımadası Müslüman oldu. Ve de İslam tarihine de baktığımız zaman sadece dünyanın belli bir kısmında İslam bayrağı dalgalanmakta, Müslümanlar yaşamaktalar. Ama dünyanın çoğunda diğer dinlere mensup olan insanlar yaşamaktadır. Yani henüz Allah'ın bu vaadi, Allah'ın bu müjdesi gerçekleşmemiştir. O zaman bu vaat, Allah'ın bu müjdesi ne zaman gerçekleşecektir? Elbette ki Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın zuhur etmesinden sonra. Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın zuhurundan sonra Hazreti İmam Muhammed Bakır Aleyhisselam buyuruyor ki bu dünya üzerinde bir kişi bile olmayacaktır ki tevhid inancını seçmemiş olsun. Müslüman olmamış olsun. Hazreti İmam Mehdi Aleyhisselam'ın zuhuruyla, o Hazretin gelişiyle, o Hazretin mücadelesiyle bu dünyanın bütün noktalarında, bütün bölgelerinde İslam sancağı dalgalanacaktır ve de seçmiş olduğu o 313 kişi özel yareni de İslam dünyasının her bölgesinin valisi ve de yöneticileri olacaklardır. Bildiğiniz gibi Hazreti Mehdi Aleyhisselam Mekke'den zuhur etmek istediğinde, zuhuru başlatmak istediğinde dünyanın dört bir tarafından o en seçkin insanlar şimşek hızıyla hareket edeceklerdir ve de Mekke'de Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın yanında toplanacaklardır. 313 kişi. Bunlar Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın özel yarenidir. Gelecekte kurulacak olan İslam, evrensel İslam hükümetinin valileri, yöneticileri, liderleridir. Böyle bir olay, yani ayet-i kerimenin buyurduğu bütün dünyanın her noktasında İslam bayrağının dalgalanması elbette ki Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın zuhuruyla ancak mümkün olabilecektir. Ve bir taraftan da rivayetlerimiz buyuruyorlar ki hiç kimsenin hakkı yoktur ki İmam-ı Zaman Aleyhisselam'ın zuhuruna belli bir zamanı tayin etsin. Desin ki mesela İmam Mehdi 2023 yılında gelecektir. Buyurun ki böyle bir sözü söyleyen insanları kesinlikle yalanlayın. Böyle bir şeyi söyleyemezler de söyleyen insanı yalanlayın. Ve hatta bazı rivayetlerde
böyle kimselere yani İmam Mehdi Aleyhisselam'ın zuhuruna vakit tayin edenlere lanet edilmiştir. İmam Mehdi Aleyhisselam'ın tam olarak ne zaman geleceğini bizler bilmemekteyiz. Sa'sa adında bir sahabe Hazreti Emirül Mu'minin Aleyhisselam'a soruyor. Diyor ki ya Emirül Mu'minin ne zaman bu soruyu sordu? O zaman ki İmam Ali Aleyhisselam minberde oradaki insanlara buyurdular ki seluni kable en tefkiduni. Beni kaybetmeden ne sormak isterseniz size sorun ki bende bütün sorularınızın cevabını bulacaksınız. Hazreti Ali Aleyhisselam'dan sahasaya şunu sordu. Dedi ki ya Emir al-Mu'minin Deccal ne zaman gelecek? Deccal biliyorsunuz ki İmam Mehdi Aleyhisselam'ın zuhurundan önce gelecek olan bir kötü bir şahıstır. İmam Ali Aleyhisselam ki daha önce de arz ettik ki zuhur için vakit tayin edilmez. İmam Ali Aleyhisselam buyurdular ki Deccal'ın ne zaman geleceğine dair bir bilgi, bendeki bilgi senden fazla değil. Yani sen ne biliyorsan ben de aynısını biliyorum. Ama İmam Aleyhisselam 5 tane noktayı Deccal'ın gelişinin habercisi olarak zikrettiler. İmam Aleyhisselam buyurdu ki birinci özellik şudur. İnsanlar zamanlarını boş şeylerle harcadıkları zaman. İnsanların zamanı boş boş şeylerin üzerinde geçecek. Aynı bizim oturup saatlerimizi film seyretmeye, dizi seyretmeye ayırdığımız gibi. Boş boş şeylerle uğraşılacak. Boş boş şeylerle zaman geçirecek. Altından daha değerli olan zamanın kadri, kıymeti, değeri bilinmeyecek. Ki dünya hayatındaki bu zaman, bu vakitler çok önemlidir müminler. Kur'an-ı Kerim buyuruyor ki sizleri ben hayırlı bir ticarete davet etmekteyim. Ne yapın? Bu kısa olan dünya hayatınızı Allah'ın istediği bir şekilde Allah'ın rızasını gözeterekten yaşayın ki ebediyen kalacağınız kıyametten sonraki hayatınızda düzgün bir yaşantınız olsun. İkinci olarak İmam Aleyhisselam buyurdu ki Deccal gelmeden önce insanlar içerisinde emanete sahip çıkılmayacaktır. Emanete ihanet edilecektir. Daha önceki sohbetlerimizde arz ettik emanet nedir diye. Emanet sadece maddiyat değildir. Emanet sadece iki kişinin kendi arasındaki şeyler değildir. Yani ehl-i beyt imamdır, anne ehl-i beyt emanettir, imamet emanettir, velayet emanettir. İnsanın annesi babası emanettir, evladı emanettir. Birbirinizle paylaştığınız sırlarınız emanettir. Bir müminin onuru, haysiyeti, şerefi emanettir. Yani birisinin bir hatasını gördüğün zaman üzerini örtmek senin vazifendir. Eğer örtmezsen emanete ihanet etmiş olursun. Hadislerimizde vardır buyuruyor ki bir müminin onuru, haysiyeti, şerefi Kabe'nin onurundan, haysiyetinden, şerefinden daha üstündür. Buyuruyor ki Deccal gelmeden önce emanetlere sahip çıkılmayacaktır. Emanetlere ihanet edilecektir. Üçüncü olarak buyurdu ki toplum içerisinde yalan bollaşacaktır. Yalan konuşmak çok rahat, basit bir şey haline gelecektir. Dördüncü olarak insanlar içerisinde faiz zime yaygınlaşacaktır. Faiz o kadar ağır bir günahtır ki hadislerimizde faiz yemeyi insanın mahremiyle Kabe'nin içerisinde günah işlemesi kadar ağır bir günah olarak nitelemektedir. Talebenin bir tanesi toplum içerisinde tanınan çok değerli bir tüccarı Ayetullah Hasanzade Amuli'nin yanına getirdi. Hasanzade Amuli Ayetullah Cevadi Amuli'nin abisidir. Ki Ayetullah Cevadi Amuli de belki de İslam tarihinde
en önemli tefsiri yazmakta olan, ki şimdiye kadar 20 cildin üzerinde bu tefsir basıldı, İslam tarihinin en önemli tefsirini şu anda devam ettirmektedir. Yazmaya ve de onu anlatmaya. Abisi de Allame'dir. Yani bir alemin isminin önüne Allame konulmuşsa, bilin ki o alemin değeri çok 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 yücedir. Allame'nin kelime manası da yani çok bilen kimse. Aşırı bilgisi olan kimse demektir. Bu değerli tüccarı getirdi Allame Hasanzade Anuli'nin huzuruna ki biraz ilgilensin, sohbet etsinler. Talebe bu tüccarı getirdiğinde Allame Hasanzade Anuli başını kaldırdı, bunlara hoş geldin dedikten sonra başını eğdi aşağıya, bir daha da kaldırma. Adamla ilgilenmedi, adamla konuşmadı. Öyle bir şekilde ki adam en sonunda dedi ki, bize müsaade var mı? Allame Hasanzade Anuli de buyurdular ki, buyurun gidebilirsiniz. Adam ayrıldıktan sonra talebesine söyledi. Dedi ki, bu getirdiğin kimdi? Dedi ki, üstad tanınmış büyük tüccarlardan bir tanesiydi. Dedi ki, hayırdır? Niye onunla ilgilenmediniz? Bizim tabirimizle niye yüz vermediniz ona? Buyurdu ki başımı kaldırdığımda adamı ben maymun suretiyle gördüm. Adamı maymun olarak gördüm. O şekilde görünce artık ona da bakamadım, bakmak da istemedim. Dedi ki ama müsaadeniz var mı ben bunu gördüğüm zaman kendisine ileteyim? Dedi ki eğer adamda etki edeceğini düşünüyorsan söyle. Yani bu senin söyleyeceğin laf onda güzel bir etki bırakacaksa söyle. Aradan epeyce zaman geçti, bir vakit bunlar buluştular. Buluştuklarında dedi ki biliyor musun Allame Hasanzade Anuli niye sana önem vermedi? Niye seninle konuşmadı? Dedi çünkü bana buyurdu ki ben yüzüne baktığım zaman o adamı maymun suretiyle gördüm. Öyle deyince başını eğdi aşağıya ve de başladı ağlamaya. Dedi beni maymun olarak mı gördün? Dedi ki o şekilde görmesinde de haklıdır. Çünkü insanlar içerisinde ben çok mümin, temiz bir insan olarak tanınmaktayım ama benim param da şu anda pazarda nedir dolaşmakta ve de onunla ben faiz elde etmekteyim. Faiz alıp yemekteyim. Ve eğer ki bir alim olan Hasanzade Anuli bunu biliyorsa, onun peygamberi de bunu biliyordu. Onun imamı da bunu biliyordu. Ben ona ağlıyorum. Yani benim hem peygamberin hem imamların yanındaki değerim kayboldu. Başladı ağlamaya, gözyaşı dökmeye. Faiz insanın malından bereketi alır. İnsanın dünyasını ve ahiretini kaybetmesine sebep. İmam Ali Aleyhisselam buyurdular ki Deccal gelmeden önce toplum içerisinde faiz yerine yaygınlaşacaktır. Buyurdu ki evler dikilecektir. Sağlam binalar yapılacaktır. Şimdiki binalar gibi, gökdelenler gibi, beton evler gibi. Sağlam evler yapılacaktır ama içi imandan boş olacaktır. İçinde imanın olacağı evler çok nadir olacaktır. Ve yine buyurdular ki Deccal gelmeden önce insanlar ahiretlerini dünyalarına satacaklardır. Küçük bir dünyevi menfaat onların ahiretlerini unutmalarına sebep olacaktır. İnsanın imanını koruması kadar zor bir şey yoktur. Özellikle de İmam-ı Zaman Aleyhisselam'ın gaybeti dönemi. İmam-ı Zaman Aleyhisselam'a olan inancını koruyan insanlar rivayetlerimizde övülmektedir. Onlar gerçek iman ehlidirler diye buyurmaktadır. Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın zuhurunu beklediğimiz bir cuma günündeyiz. Ve biz bu cuma gününde hem ağamızı beklerken hem de bir taraftan da dua edelim ki imamın kendisi kendi elimizden tutsun ki İmanımızı koruyabilenin. Bu devirde insanın imanını koruması kadar zor bir şey yok.
Hani rızık için, para kazanmak için derler ya, rızık artık aslanın ağzının içerisindedir diye. İmanı korumak ondandır. Günahın yaygın olduğu, günahın her tarafı kapladığı bir ortamda insanın imanını koruması kadar zor bir şey yoktur. Dua edelim ki İmam-ı Zaman Aleyhisselam'ın kendisi elimizden Rabbul Alemin inşallah ki o anın zuhuruna gelişini çabuklaştırsın.